Yeni bir haftadan herkese merhabalar. Eda Karadağ ben. Ekim ayının ilk haftasındayız ve bilindiği üzere her ayın ilk cuması tarım dışı istihdam günüdür. Dolayısıyla Amerika'da istihdam haftası olarak da bu haftayı yorumlamak mümkün diye düşünüyorum. Çarşamba günü ADP özel sektör istihdam değişimi, Cuma'da tarım dışı istihdam verisi piyasaların takibinde olacaktır. Dolayısıyla istihdam haftası olması sebebiyle bir miktar piyasalarda da hareketliliğin devam etmesini, beklentilerin fiyatlarda bir miktar oynaklık yaratmasını ve verilerin ardından da biraz veri bazlı hareketlerin görülmesini beklemek mümkün diye düşünüyorum. Özellikle Fed toplantısını atlattığımızdan bu yana gerek Fed üyelerinden gelen açıklamalar, gerek enflasyonla ilgili gelen veriler sonrası piyasalarda Kasım ve Aralık ayına dair beklentiler yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Şimdi istihdam dataları geliyor. İstihdam haftasındayız ve özellikle Eylül ayında bakalım Amerika'da istihdam nasıl bir performans sergilemiş, Fed'in hedefleri doğrultusunda bir veriyle mi karşılaşıyor olacağız? Dolayısıyla bunlar biraz daha önemli çünkü tahvil alım konusunda artık bir aksiyon alınacak. Başlangıç tarihi bize verilmemişti ama gelecek senenin ortalarına kadar da bu programın bitireceğine dair bir tarih verilmişti. Bu nedenle piyasa hem Fed üyelerinin konuşmalarını hem istihdam ve enflasyonla ilgili verileri bu süreçte yakından takip edecektir ki Kasım veya Aralık ayı toplantılarına dair beklentiler şekillensin. Hazır Amerika'dan konu açılmışken Amerika borsalarıyla devam etmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta biraz kararsız seyirler vardı. Yine risk iştahı zayıftı ama haftanın son işlem gününde bir miktar daha alımların geldiğini gördük. Hafta içerisinde ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1.26'lardan %1.56'lara varan bir yükseliş kaydetmesi, teknoloji hisseleri üzerinde bir baskı kurdu. Haliyle Nasdaq endeksindeki kayıplar genele yayıldığı gibi S&P ve Dow Jones endeksinde de satışları beraberinde getirmişti. Sonrasında bir miktar tahvil faizinin tekrardan %1.50'lerin altına doğru gerilemesiyle piyasaların rahatladığını, endekslerdeki kayıpların telafi edilmeye başlandığını da görmüş olduk. Bir diğer taraftan Çin'i takip ettik. Evergrande ile ilgili borç krizi hala devam ediyor. Bununla ilgili gelişmeler zaman zaman fiyatları da baskılayabiliyor. Bir diğer konumuz tabii ki Amerika'da borçla alakalıydı. Borç tavanı ile ilgili gelişmeler, temerrüde düşme ihtimali veya hükümet geçici olarak kapanma durumu biraz piyasaları baskılamıştı. Sonrasında Temsilciler Meclisi ve Senato son anda kendi aralarında o geçici taslağı imzalayarak en azından şimdilik hükümetin kapanma ihtimalini ertelemiş oldular. Ama yeni ayda özellikle bu konuyla ilgili gelişmeler yine yakından takip edilecektir. Olası tekrardan bir risk piyasalarda satışları da beraberinde getirebilir. Yeni haftanın ilk işlem gününde ABD vadelileri an itibariyle hafif satıcılı. Sabah saatlerinden bu yana da görünüm çok da olumlu değil. Birazdan saat 4.30 itibariyle spot açıldı. Spot ABD borsalarında da yine satıcılı seyirler görebiliriz. Çünkü hem Avrupa endeksleri hem ABD vadelileri bize bu beklentiyi oluşturmuş durumda. Yani yeni haftanın ilk işlem gününde küresel borsalarda risk iştahı zayıf kaldığı için çok güçlü alımların da geldiğini gözlemleyemiyoruz. Borsa İstanbul'a gelecek olursam aslında geçtiğimiz hafta 1380 ve 1400 puan aralığında oldukça dar bir aralıkta seyretti. Evet, 1400 puanların üzerine doğru hareketini görmüştük ama çok sınırlı kalmıştı. Ve açıkçası daha çok bu 1380 ve 1400 aralığında kendisini sıkıştırmış bir Borsa İstanbul vardı. Bu sabah saatlerinden itibaren yine 1400 sınırındayız. 1400 seviyesinin üzerine çok sınırlı tepkiler veriyor ama baktığım zaman yine dar bir aralıkta. Oldukça işlem hacmi düşük ve açıkçası çok güçlü bir tepki veremediğini gözlemliyorum. Hem dışarısı tabii ki bunu destekleyemiyor. Sabah saatlerinde enflasyon verisini aldık Türkiye'den ama enflasyon verisinin zaten Borsa İstanbul üzerinde ciddi bir fiyat hareketi yaratmasını da beklemiyorduk. Biraz daha Borsa İstanbul'da mevcut risklerin devam ediyor olması, kurdaki oynaklığın sürüyor olması, yeni bir hareketi bahsetmenin belki bir süre daha zor olabileceğini bize gösteriyor. Şimdi Ekim ayına başladık. Artık yavaş
yavaş yavaş 3. çeyrek bilanço beklentileri de devreye girmeye başlayacak. Bu da tabii ki bize hisse bazlı ayrışmaları da karşımıza çıkaracaktır. Özellikle 3. çeyrekte demir, çelik, petrokimya, yazılım, otomotiv gibi ve çimento gibi sektörlerden iyi karlar bekleniyor. Zaman zaman belki bu sektörlerle ilgili ayrışmalar da biraz gözlemleyebiliriz. Yani hareketli bir ay olacak Borsa İstanbul için. Bu hafta içerisinde de teknik olarak yukarıda 1425, aşağıda da 1370 seviyesini takip edebilirsiniz. Bu aralık içerisinde kaldığımız müddetçe yeni bir hareketten bahsetmek bence bu hafta özelinde de zor olabilir. Ne zaman ki bu aralığı kırar, o zaman zaten yeni bir oluşumdan bahsedebiliriz. Tabii ki 1370'lerin altı Borsa İstanbul'daki satışların daha da derinleşebilme ihtimalini de karşımıza çıkarır. Böyle bir panik durumunda biraz daha sakin kalmanızı ve piyasayı izleyip piyasanın durulmasını beklemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü 1376 seviyesinin altındaki görünüm satışların daha da hızlanmasına ve sizin de yanlış bir strateji gütmenize neden olabilir. 1425'ler de kırılmadığı müddetçe ben Borsa İstanbul'daki yükselişleri bir süre daha geçici bir yükseliş olarak yorumlamaya devam edeceğim. Emtialar tarafına gelecek olursam ons altında hala zayıf görünüm devam ediyor. ABD'de 10 yıllık tahvil faizinin yükselişi, dolar endeksinin 94 puanın üzerindeki ısrarcı seyri tabii ki altını baskılayan en önemli gelişmeler arasında. Altında bu süreçte özellikle geçtiğimiz hafta tahvil faizlerindeki yükselişle birlikte 1720 dolara kadar gerilemişti. Sonrasında buradan gelen tepkilerle beraber bir miktar kayıplarını toparlamaya çalıştı ama yine de çok güçlü değil. 1800 dolarların altındayız, 1720 doların da üzerindeyiz. Ben bu hafta için ons altında yine 1750'leri aşağıda en yakın destek noktası olarak takip etmeye devam edeceğim. 1750 doların altında ne kadar çok ısrarcı kalırsa bu durum bir miktar daha satışları tetikleyebilir. Tekrardan 1720 ve hatta 1700 dolarlara doğru bile hareket gözlemleyebiliriz. Yukarıda psikolojik direncimiz zaten 1800 dolarlardan geçiyor. Benim için altında kırılma noktası 1835 direnci aslında. Yani olası bir yükseliş gördüğüm zaman ben altında yön yukarı diyebilmem için 1835 direncinin aşılması gerekiyor. Bu direnç noktası bir süredir aşılamıyor ve aşılamadığı gibi de yükselişinde zayıf kalıyor. Bu nedenle yukarıdaki o kritik 1835 direnci aşılabilsin ki altında yön yukarı diyebilelim. Bunu görmediğimiz müddetçe bu ilave pozisyonlanma açısından biraz daha temkinli yaklaşmalısınız. Çünkü 1835'lere doğru bir yükseliş ama bunun kırılamaması durumunda yerini satışlara bırakması muhtemeldir. Bu hafta 1835'ler görülür mü tartışılır. Küresel anlamda dolar güçleniyor. Tahvil faizinde bir kıpırdanma var ve istihdam haftasındayız Amerika'da. Özellikle iyi gelen istihdam verileri dolar pozitif, altın negatif şeklinde fiyatlanabilir. Dolayısıyla hem çarşamba ama özellikle tabii ki cuma 3.30'da veri bazlı oynaklıklara karşı da dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Ve son olarak petrol. Petrol fiyatlarındaki yükseliş eğimi korunuyor. Bunlara tabii ki küresel anlamda aslında orta ve uzun vadede fiyatlara dair beklentiler hala olumlu. OPEC bugün toplantısı var. Toplantıdan yeni bir karar çıkması beklenmiyor. En azından mevcut üretim artışının korunması bekleniyor. Yeni bir kararın çıkmaması, mevcut kararın korunması bile fiyatları destekleyebilecek bir durum olarak karşımıza çıkacaktır. Bir diğer taraftan fiyatlar, özellikle petrol fiyatlarının yükselişi aslında OPEC açısından memnun edici bir durum. Kendi bütçe açıklarını, yani ülkeler kendi bütçe açıklarını kapatabilmesi adına bence biraz daha olumlu yorumlanıyor tabii ki. Ama bir taraftan Amerika, Çin ve Hindistan gibi ülkelerde OPEC üretim konusunda baskı yaratıyor. Yani bu tarz spekülasyonlar da var ama yine de petrol fiyatlarındaki görünüm kısa vadede olumlu. Zaman zaman satışlar oluşabiliyor. Gerek salgın kaynaklı endişeler, gerek doların yükseliyor olması bu anlamda tetikleyici olabiliyor ama özellikle petrol talebinin geçtiğimiz yıllara göre toparlanıyor olması, özellikle pandemi döneminde çok ciddi düşüş vardı ama yavaş yavaş talebin toparlanmaya başlaması biraz tabii ki bu durumda beklentileri de olumlu yönde şekillendiriyor. Enerji krizini konuşuyoruz. Biraz tabii ki kış mevsimine girmemiz sebebiyle soğuk kış
sebebi biraz daha enerji fiyatlarını daha da yükseltebilir. Doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş, petrol talebine olan artış ve bu durum petrol fiyatlarını daha da yukarı çekebilir beklentisiyle birçok yabancı kurum aslında petrol fiyatlarında yukarı yönde revizyonlara da başladı. Yani şimdilik görünüm iyi. Brent petrolde tabii ki 80 dolar şimdilik yukarıda takip ediliyor ki geçtiğimiz hafta bu seviyeden dönüş gerçekleştirdi. Zaten en son Goldman Sachs'ta 80 dolar beklentisini 90 dolara çekti. Yani bu hafta bu yükseliş eğimi korunur ve 80 dolarlar aşılırsa bir miktar daha yukarı yönde hareketini sürdürmek isteyebilir. Ama net bir şekilde keskin bir yükseliş beklemediğimi de ifade etmek istiyorum. Yani 80 dolarların üzerinde belli seviyelerden kar satışları görülebilir. En azından olası bir satış ana resimde 75 dolarlara kadar karşılandığı müddetçe ben petrol fiyatında, Brent petrol fiyatında kısa vadede çok güçlü bir satış beklemediğimi de ifade etmek isterim. Hareketli bir hafta olacak. Amerika'da istihdam haftası. Bizle de ilgili bu sabah zaten enflasyon verisi geldi ama ifade ettiğim gibi o daha çok Merkez Bankası'na dair beklentileri şekillendirmesi adına önemli. Fiyatlar nezdinde çok ciddi bir yansımasını da görmedik. Şimdiden herkese iyi haftalar dilerim. Hoşçakalın.